Mehmet yine ne olduğunu anlamadım. Netflix açılıştan sonra Siri'yi de siyahi yapacakmış. Ne düşünüyorsun? Ya şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim bak. Seri siyahi olursa izlemem abi. Ben ırkçı değilim kardeşim. Tamam mı? Bunun ırkçılıkla alakası yok. Bu seriyi, bu kitapları yazan adam Polonyalı bir adam. Adam kendi hayalinde bir evren düşünmüş. Buna uygun kendi hayalinde karakterler düşünmüş. Bu karakterleri kendi hayalinde betimlemiş. Bu karakterleri kendi hayalinde yerleştirmiş. Gül rengi saçlı, beyaz tenli bir kızdan bahsediyor. Yani zaten betimlenmiş, düşünülmüş versiyonu var. Zaten bunun takipçisi hayranı bunu bekliyor. Sen niye kalkıp illa zorlama bir siyahi, bir çekik, bir Koreli, bir Indian, bir Türk, bir Arap olsun diye götünü yırtıyorsun ki? Neden yani? Neden böyle bir şeyle uğraşıyorsun? Yani öyle bir seviyeye geldi ki Hollywood yani günümüzde Yüzüklerin Efendisi baştan çekilse Legolas'ı Zenci, Gimli'yi Hindu, Aragorn'u da Arap yaparlar amına koyayım. Ben anlamadım ki yani. Ki dünyamız üzerindeki ırklar zaten Witcher evreninde var. Yani birebir bu Arap demiyor, bu Rus demiyor. Ama bir Nilfgaard'a bakıyorsun bir şeye benzetiyorsun. Bir Skellige'de yaşayanlara bakıyorsun bir şeye benzetiyorsun. aynı Yüzükler Efendisi için de geçerli. Mesela Man of the Rune var. Doğu'nun insanları. Bildiğin Arap tasvir etmiş herif. Kitaplarda anlattığı hikayede. Arap gibi tasvir etmiş. Elfer'e bakıyorsun bildiğim böyle bir <laughs> İskandinav gibi. Rohan'a bakıyorsun bildiğin bir Alman gibi. Gondor'a bakıyorsun İngiliz gibi tasvir etmiş. Herif zaten kafasında kurmuş. Birinci Dünya Savaşı'nda yazmış adam Yüzüklerin Efendisi'ni. Zaten gerekli ırsi göndermeler var. Aynı ırsi göndermeler Witcher'ın içinde de var. Yani senin kıçı kırık 2018'de senaryo yazma hakkı eline geçmiş bir geri zekalının kalkıp tekrardan bize ırkçı tasvir yapmasına gerek yok abi. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani ne gerek var? Şu saçma sapan bir şey yani. Ha buna buna baş kaldıranlara da ırkçı diyorlar. Yani bu mesele şeye döndü mesela. Adam Kingdom Come Deliverance diye bir oyun yapıyor. Tamam mı? Ortaçağ Çağ Bohemya'sı ile ilgili. Bohemya neresi? Günümüz Çek Cumhuriyeti. Bu oyunu yapan adam Çek Cumhuriyeti'nden bir adam. Tamam mı? Zencinin birisi Twitter'dan diyor ki kanka neden oyunda hiç zenci yok? O da diyor ki <laughs> 16. yüzyıl Çek Cumhuriyeti'nden Bohemya'sından bahsediyoruz. Zenci yok diyor. O da bir link atıyor. Yok diyor. 16. yüzyılda Avrupa'da zenci vardı. Muğur kabilesini atıyor. İspanya'da yaşayan bir e, kabile. Herif de diyor ki kardeşim biz Bohemya'dan bahsediyoruz. Hem diyor bu kadar zenci istiyorsan diyor. Sen diyor seni tutan kimse yok. Bir zenci olarak zencilerle alakalı bir oyun yap diyor. Abi bu kadar zenci istiyorsan zenci içeren bir oyun yap ya. Kimse kimseyi tutmuyor abi ya. Open ekonomi yani bu. Nasıl feministler çıkıp şey diyorlar ya. Kadınların götürmemesi tamam götürmemesi küçük olan oyun yap abi. Yok abi biz kendimizi hiç geliştirmeyelim. Biz hiçbir şey yapmayalım. Ama milletin yaptığına da Kulplar takalım İşte bu böyle olmuş kadın haklarına karşı şu şöyle olmuş ırkçı olmuş bu böyle olmuş cinsiyetçi olmuş şu... siktir lan sekter. bana koydum siktir git yani bir kere ben zenci olsam sağa sola zenci yerleştirseler sinirlerim bozulurdu neden biliyor musun? Bana sanki özel bir şeymişim gibi davranıyorlar. Yani sırf benim gönlümü almak için oyuna oyuna diziye bilmem nereye zenci koyuyorlar. Yani niye birileri benim gönlümü almaya çalışıyor abi? Asıl ayrımcılık bunun içinde değil mi zaten? Aklıma şey geliyor. Benim tanıştığım, muhabbet ettiğim engelli izleyicilerimin bana söylediği bir şey var. Abi biz engellerin en nefret ettiği şey bize engellerimizin devamlı hatırlatılması derler. Dediler. Yani şöyle mesela çocuk şey diyor. Abi birisi beni gördüğü zaman "Vah vah, engelli mi? Ne kadar kötü hayatı vardır." dediği zaman ben çok sinirleniyorum diyor. Moralim çok bozuluyor diyor. Fazla kayırıldığım zaman Sinirleniyorum diyor. Kafayı yiyorum diyor. E ee, bunun farklı bir versiyonunu şimdi farklı ırklara veya farklı cinsiyetlere, kadınlara falan uyguluyorlar. Yani pozitif ayrımcılığın da fazlası e, o pozitif ayrımcılık yapılan insanları rahatsız ediyor abi. Bu kadar basit.